Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sunacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkımı bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız hepsi helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden verdim. Hür yaşadım. Hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginliğe sığmam taşarım. Dar muhafakını sarmışsa çelik sıkıntı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum. Korkma. Nasıl böyle bir imanlı doğar? Medeniyet dediğim tek kişi kavramıyla. Arkadaş, yurdunu alçaklığını bırakma sakın. Siper et gönlünü dursun bu hayasız canını. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da et. Bastığın toprakları, bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. Yazıktır, incitme atanı. Verme dünyaları, alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan da şu heda. Canım, cananım, bütün bağrını alsa da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namehrem eli. Bu ezanlar ki şehadeti dinin temeli. Ebedi yurdum üstünde beni bilmemeli. O zaman vecd ile bir secde eder varsa taşım. Her cerihandan fışkırır. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa kayar belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. İstiklal. Saygıdeğer milletvekillerim, değerli Beykozlar, değerli AK Partiler, saygıdeğer basın mensupları, danışma toplantımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy 1921'de bundan tam 95 yıl evvel bu şiiri yazdığında şu sözleri söylemişti. Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmayı göstermesin, nasip etmesin. Bugün danışma toplantımızı olağanın çok daha farklı bir formatında yapalım dedik. Yaklaşık iki aydır her gün aldığımız üzücü haberler hepimizin göğsünü dağladı. Biz de bu danışma toplantımızı siyasi gündemden uzak, evet siyasi gündemimiz yoğun ama siyasi gündemden uzak, şehitlerimizi yad etmek, vatanın, bayrağın, şehidin bu ülke için, bizler için neler ifade etmek, neler ifade ettiğini bir kere daha hatırlatmak için toplantımızı böyle farklı bir formatta yapalım dedik. Değerli dostlar, vatan bizim için ait olduğumuz yeryüzündeki en önemli yerdir. Yeryüzünde her şey adeta kodlanmıştır. Bizde vatan ait olduğumuz en önemli yer. Biz kendi vatanımıza bile Anadolu demişiz. Yani ana kucağı demişiz. Bu vatanı temsil eden timsah ise bayraktır. Ve o bayrak için seve seve yeri geldiğinde canını veren de şehittir. Bugüne kadar bu topraklarda binlerce, on binlerce şehit verdik. Vatanın,
milletin, şehidin bizim için ne anlama geldiğini bize bir kere daha hatırlattılar. Elbette biz bunu bu şekilde hatırlamak istemezdik. Ama bizler için vatan, bayrak, ezan, şehit dendiğinde her şey her zaman üstünde gelir. Bu ülkeyi hiç kimse bizden kolay kolay, kolaya kaçarak daha fazla sevemez. Biz herkesin sevgisine, herkesin saygısına saygı duyuyoruz. Ama şu son günlerde yaşadıklarımız hepimizi üzdü, hepimizi çok derin üzüntülere sevk etti. Ben buraya gelirken farklı bir konuşma yapacaktım ama bu akşam katılımcılar var. Çok fazla konuşmayacağım. Sadece bir iki şey söyleyeceğim. Değerli dostlar, bugün yeryüzü tarihinde, insanlık tarihinde görmediği kadar büyük zulümleri görüyor. Zannetmeyin sadece İslam coğrafyasında, doğusunda, batısında, kuzeyinde, her yerinde. Dünyada birileri hem birilerinin ülkesini işgal ediyor, hem onlar kendi ülkelerinden bir umut diye bir taraflara yolculuk ettiğinde onları acımasızca Akdeniz'in, Ege'nin göllerine, denizine, denizin karanlık sularına gömülüyorlar. Biz bugün dünyada ve ülkemizde oynanan bir takım çirkinlikleri, bize de bulaşmaya çalışan şu üstünde yaşadığımız ülkemizin güzelliklerinin, güzelliklerine zarar vermek isteyenlerin hepsinin farkındayız. Ama sizlere şunu söyleyeyim. Bu topraklarda hiç kimse şunu iyi bilsinler ki, zaten bildiklerine eminim. Bu topraklardan 800 bin kilometre kareden bir taş dahi oynatamazdı. Bugüne kadar oynatamadıkları gibi bugün de bir taş dahi oynatamazdı. Onların sadece yapacağı şudur. Sevgili gençler, sadece bize zaman kaybettirirler. Başkasını yapamazlar. Bizler bugüne kadar bu topraklarda çok büyük imtihanlar yaşadık. İnanıyorum ki bugün de bu zorlu günlerin hepsinin üstünden geçeceğiz. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer bir şehit binbaşımız hanımının yanında şehit düşürülüyorsa, eğer bir bankamatikte iki tane askerimiz arkasından ensesinden kahpeyle şehit ediliyorsa, eğer tezkeresini yeni almış bir askerimiz belki annesiyle telefonlaştıktan sonra, helikoptere bindikten sonra şehit oluyorsa, bunlar gibi onlarca örnek var. Artık söz bitti demektir. Söz artık millette. Söz artık bizde. Biz bundan sonra kalan 48 günde bugüne kadar yaptığımız gibi gece gündüz demeden tekrar 2 gün önceki kongremizde, kongremizin sloganında olduğu gibi ilk günkü aşkla tek başına iktidara geleceğiz. Bugün yaklaşık birkaç saat evvel il başkanlığında bir toplantımız vardı. Bu toplantıda il başkanımız kongreden sonra Sayın Başbakanımızla görüştükten sonra sivil dayanışma platformunu düzenlemeyi planladığı ve önümüzdeki pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapılacak teröre karşı tek nefes mitinginde bizim de AK Parti ailesi olarak bu programa destek vermemizi ve bu konuda Beykoz'un da üstüne düşeni yapması gerektiğini bizlere söyledi. Evet, seçim biz planlamayı yaparken arkadaşlarımız da bu yeni dönemin 12 Eylül'deki kongremizden sonra 14 Eylül pazartesi gününü danışmayla beraber Bismillah deyip start vermeyi hedeflemiştik. Bugüne kadar AK Parti Beykoz'da çeteşitatı olarak bize verilen özellikle 2009'dan sonra ev ödevlerinin hepsini yaptığımızı düşünüyorum. Hep üstüne koya koya gittik. Burada yerel yönetimimizle beraber Beykoz'daki siyasi çıtayı hep biraz daha yukarı çıkarttık. İnşallah şu an 48 gün var. Geçen seçimde 48 gün kala harıl harıl çalışıyorduk. Bu 48 günde en güzel şekilde değerlendirmeyi ve 48 günün sonunda tekrar bu ülkeye müjdeli haberler vermeyi Cenab-ı Hak'tan nasip ediyorum. Ve bu akşam buraya davetimize icabet eden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ravza Kavakçı Kaan Hanımefendi'ye, Sayın İsmet Üçmeye Belediye Başkanımıza ve siz değerli Beykoz'lara, AK Partililere
Hepinize teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hakkını helal eyle. Eğer beni özlersen
bayrağımıza bak. Dalgalandıkça hep beni göreceksin. Toprağı sarıldığında sıcaklığımı hissedecek, gülleri kokladığında kokumu soluyacaksın. Sakın ama sakın hiç ağlamayacaksın canım anam. Vakit geldi. Melekler el sallıyor, beni çağırıyor. Ella Allah'a emanet ol benim güzel canım anam. Evet, çok yakında şehit olacağım. Ama her sabah güneşle yeniden doğacağım. Sakın ağlama anam, sakın ağlama. Çünkü ben cennette olacağım güzel anam. Kadın kolları başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli Hazirun, Danışma Meclisi toplantımız devam ediyor. Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Değerli Hazirun, konuşmalarını yapmak için Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Mehmet Güler Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Bayrak dediğin candır, üzerindeki kandır. Vatan, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kıymetli Hazirun, değerli dava arkadaşlarımız, değerli yol yürüdüğüm genç kardeşlerim, hazır mıyız? Biz Beykoz'un hak gençleri, engel tanımaz koşarız, zorlukları aşarız, anayı babayı yarı terk ederiz, vatan için koşarız, vatan! Yatağımız sokaklar, yorganımız binalar, ölürüz de vazgeçmeyiz ay yıldızlı bayraktan. Ölürüz de vazgeçmeyiz ay yıldızlı bayraktan. Bayrak. Biz. Yağmur yağar ince ince. En ak gençlerin hali nice. Bayraklama var bu gece. Gece gündüz koşarız. Kapı kapı gezeriz. Uyku nedir bilmeyiz. Sandıkları gözleriz. Biz sıkmadık el bırakmayız. El verir uzanırız. Beykoz'un her yerine. Biz sokak sokak gezeriz. Her yerde ve her zaman biz varız. İlçede, mahallede, köyde, sokakta, yağmurda ve çamurda. Her zaman ve her yerde. Hazır. Hazır. Biz. Seçim. Seçim. Sefer. Zafer.
konumunda. Şehit. Çok değerli divan, çok değerli partimizin en üst kararı olan herkes, yönetim üyesi, ablamız, kardeşimiz, değerli müntekilim İsmet Bey, ilçe başkanı Kadıkola Genç Kova başkanlarım, danışma meclisimizin çok değerli mensuplarım, hepinizi böyle bir güzel akşamda en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam özel bir gün. Doğrusu ne söyleyeceğim bilmiyorum. Ama kısa konuşmaya çalışacağım çünkü benden sonra çok değerli konuşmacılar var. Anlamlı bir gün. Bu akşam şehadetten bahsediyoruz. Şehitten bahsediyoruz. Bayraktan bahsediyoruz, vatandan bahsediyoruz. Bunlar bizim için çok farklı kavramlar. Başka milletlerin literatüründe bunlar var mı doğrusu bilmiyorum. Başka milletler literatürlerinde bunlar olduğunda çok zannetmiyor. Bu bir iman işidir, inanç işidir. Vatan, Allah Peygamber'in ifadesiyle, Efendimiz'in ifadesiyle vatan sevgisi imana has olan bir haslettir. Ancak vatan sevgisi imanı olanda olur. İmanı olmayan da vatan sevgisi olmaz. Çünkü mefhum muhalifinden bunu çıkartıyoruz. Madem ki vatan sevgisi imandan geliyorsa, demek ki vatanı sevebilmek için imanın olması şarttır. İman olmazsa vatan sevgisi olmaz. Onun için vatan için ölenlere şehit denmiş ve yine Allah'ın lütfettiği bir değerle onlar ölü olmadığı beyan edilmiş. Onlar ölüler demeyiz, onlar diridirler demişler. Ama gönlünde iman olmayan insanların bu cümleyi anlaması, bunu yorulması beklenebilir mi? Ne kadar tahammül edilmez oldular. Vicdanın ve yüreğin bunlara tahammül etmiyor. Bunları dinlerken inanın insanın ruh yapısının bozulmaması mümkün değil. Bu topraklar çok insanlar gördü. Kahramanlar da gördü, hainler de gördü. Ama ben bugünkü kadar hainin bir araya geldiği, ekranları işgal ettiği bir dönemi bu yaşıma göre hiç görmedim ve dinlemedim. Allah bir daha da göstermesin ve dinletilmesin. Değerli kardeşlerim, bu ülke topraklarından hain çıkmaması lazım. Bu ülke toprakları mübarek topraklardır. Bu topraklar bağrında peygamberler barındırıyor. Bu topraklar bağrında evliyalar barındırıyor. Bu topraklar bağrında kahramanlar barındırıyor. Bu topraklar bağrında şehitler barındırıyor. Bu topraklar üzerinde onları anlamayanların dolaşmasını inanın yüreğime bir baskı olarak görüyorum. Hazmedemiyorum. İçime sindiremiyorum. Ama yapacak neyim var diye düşündüğümde çok çalışmam gerektiğine inanıyorum. Evet, 7 Haziran sonrası Kongus belki farklı bir konsept ama birbirine bağlı olan olaylar. Yüreğimizin en güzel yerinde onlara yer ayıracağız. Yollarımızın en güzel vaktinde, saatinde onlara dua edeceğiz. Onların bize bıraktığı emanetler devletimizin emin ellerinde olduğu gibi hepimizin de sırası geldiğinde ellerinde ve yüreklerinde olacaklardır. Bu vatan kolay elde edilmiyor. Vatan önemli bir varlık. Bizim yaşamamız, namusumuz, değerlerimiz vatanla kaynaklıdır. Vatanınız olmazsa namusunuz olmaz, ahlakınız olmaz, değerleriniz olmaz. İşte dünya yüzü bu örneklerle doludur. Vatanı olmayan akıbetlerin olduğunu gördünüz. Allah dünyada kimseyi vatansız bırakmasın. Düşmanımız bile olsa biz onu onlara reva görmeyiz. O kadar merhamet dolu, o kadar şefkat doluyuz ki düşmanla bile acıyan bir milletler toplu, değerler topluyuz bizler. Düşmanla bile merhamet eden bir zihniyetin sahipleriyiz biz. Düşenin dostu olmak derinleri
şeyin dostu olan bir anlayışı mensupları biz. Değerli kardeşlerim, bu halimizi dünya ikrar ediyorlar. Dünya benimseyerek söylüyorlar. Dün Suriye'den Suriyeli kardeşlerimizin sınırlarından geçerken sokmamak için kapılarını kapatan Macaristan Başbakanı'nın bir cümlesini söyleyerek sözümü tamamlayacağım. Söyleyecek çok söz var da baktıkça biraz sonra belki ağlayacağım. Onun için ağlamadım, bu denilmek istiyorum. Macar Başbakanı'nın güzel bir sözü var. Dün diyor ki, bu Recep Tayyip Erdoğan var ya diyor, biz bütün Batı ülkeleri kiliselerinde her gün onların inancı gereği ayin yapsak ve Recep Tayyip Erdoğan'a dua etsek hakkını ödeyemeyiz diyor. Ödeyemeyiz diyor. Bizim rahmetli Erdek hocamızın bir sözü vardı. Derdi ki, hasmın şehadetim hakkıdır derdi. Evet, batılı bir ülke bizim hasmımızdır. Ama bir şehadette bulunuyor. Bakın diyor, biz 200 bin Suriyeli kapımıza dayandı, perişan olduk. Ya Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon Suriyeli kucak açmasaydı, açsaydı kapıları bize gelseler de ne yapacaktır diyor. Evet, bunlar da millet, biz de milletiz. Onların da nedeni var, bizim de yüreği insan sevgisi, insan şefkatiyle dolu olan liderlerimiz var. Rabbim sayılarını artır. Rabbim destek ver. Rabbim bu milletin yüzünü güldür. Bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ailelerine başsağlığı, milletimize başsağlığı diliyorum. Bilsinler ki bu kadrolar bulunduğu müddetçe asla onların değeri kimsenin aşağıya çekmeye gücü yetmeyecektir. Bu kadrolar bulunduğu müddetçe bu bayrağı kimse aşağıya indiremeyecektir. Bilsinler ki Anadolu toprakları, ananın kucağı olan bu topraklara bu kadrolar canları pahasına sahip çıkacaklar. Sahip çıkacağız ve asla bu bayraklar yerle örtüşmeyecek. Öpüşmeyecek. Darma gönderde kalacaklar Allah'ın izniyle. Gönderde tutacağız. Ne pahasına? Evimizden bir perdimiz kalmamak pahasına. Bütün canımız, cananımız, her şeyimiz feda olsun ama asla bayrağımız aşağı düşmesin. Asla ezanımız dinmesin. Asla yurdumuzdan da Allah'ın beni değmesin. Rabbim dualarımızı makbul etsin. Gazınız gayretleri mübarek olsun diyorum. Hepinize en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet diyorum. Rabbimin merhameti selamı üzerinize olsun. Hayırlı kalın.